harika sunumlar izleniyor. Bütün partilerin vizyon belgelerinde var olmalı olacak, kaçamayız. İşte ışıksız fabrikalar gibi işin vardığında en ileri noktasını söyleyen, diğer taraftan Endüstri 4.0 diye anlatılan bir hikaye, bir vaka, bir tehlike var. Elbette Endüstri 4.0'a direnemezsiniz. Direnirseniz çağın gerisinde bambaşka bir yere savrulursunuz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak emek 4.0'ı tartıştığımızı bilmenizi isterim. Temassız bankacılığın olduğu, müşteriyle bankacının birbirini hiç görmeden ikisi de evindeyken işlem yaptıkları bir dönemde sendika temassız, sendikacılık temassız nasıl olacak? Temassız sendikacılığı nasıl tarif edeceğiz? Etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Belli iş kollarında sendikalaşmanın önünde bir toz zerresi bile bırakmamak büyük emek sömürüsünün önündeki en önemli yükümlülük türü, altını çizerek bir taraflara not etmeliyiz. Bir yerde işveren, bir yerde çalışan, birinin elinde bilgisayar, birinin elinde bilgisayar ve dünyanın emekçiler için 4 günlük çalışmayı tartıştığı, mesai saatlerinin kısaldığı, beyaz yakalıların ulaşılmama hakkını talep ettikleri bir başka tartışma dünyanın bir başka yerinde sürerken, evindeki bilgisayarına günde 16 saat iş yollananlar, o gelen yaptıkları işten dolayı fazla mesai alamayanlar, hafta sonu bayram seyran gece yarısı dinlemeden çalıştırılanlar, müşteri başka bir kıtada diye gecenin 3'ünde iş başında olup sabahın 9'unda da patrona tekmil verenlerin dayatıldığı bir süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak emek 4.0'ı, dijitalleşen dünyada emeğin sömürüsünün önüne devletin nasıl geçeceğini, nasıl denetleyeceğini, dijital emeğin değerinin nasıl korunacağını ve bu işçilerin bu süreçten nasıl birer dijital köle olmaya dönüştürülmeden kurtarılabileceklerini, dinlenme haklarını tarif eden bir dijital platform çalışmaları yasa tasarımızda var. Önümüzdeki sürece yönelik partimizin bu konuda söyleyeceği bir emek 4.0 söylemi, yaklaşımı, vizyonu da var. Ayrıca çağrı merkezi çalışanlarından başlayarak kuryelerden ve daha sonra mısır patlağı gibi Türkiye'nin dört bir yanından yükselen şikayetler vardı. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir çalışma yaptık ve kamuda çalışanların böyle bir sorunu yok olanların teker teker üzerinde durarak çözüyoruz. Ama özel sektörde çalışanların promosyon hakkı diye bir hakları var. Üç grup başkan vekilimizin imzasıyla ilgili komisyonda bekliyor. Önümüzdeki Ocak ayında meclise indirip oylatacağız ve bunun mücadelesini vereceğiz. Promosyon kanun teklifimiz, işçiyle banka arasındaki işvereni çıkarıp işçiyle banka arasında doğrudan bir promosyon ilişkisi kuran ve bir emeklinin bile 8500 lira promosyon alabildiği bir süreçte işçi, özel sektörde çalışan işçiler, onların sayısı, aldıkları maaş düşünüldüğünde 15 bin liraya varabilecek bir promosyonun bankalar tarafından verilebilir olduğunu görüyoruz. Aradan işvereni çıkartıyoruz. Bu kara kış başlarken doğalgaz, elektrik, varsa kömür, su ve diğer giderler tamamını karşılayabilecek bir toplu ödemenin sadece çıkacak bir kanunla maaşını bankadan alan özel sektör çalışanlarına promosyonları doğrudan ödenir maddesiyle çözülebileceğini düşünüyoruz. Promosyon hakkına siz değerli emekçilerin de sonuna kadar sahip çıkmanızı bekliyoruz. Biraz önce Sayın Türk İş Başkanı'nın telgrafında vardı. Bugün iki tartışma birden yürüyor. Tartışmalardan bir tanesi asgari ücret. Oradaki tutumumuz belli. Tabii
Türk İş'in temayüllere, müzakere tekniklerine aykırı ve bence bu salondaki pek çok arkadaşı da şaşırtan bir şekilde talebi belirleyip onu pazarlık etmek yerine kırmızı çizgiyi açlık sınırına çekme diye yeni bir müzakere tekniğini benimsemiş olmasından şaşırdık, irkildik, döndük bir baktık. Bu iş eğer müzakeresizliği, bu iş aza razı olmayı, açlık sınırının 1.000 lira üstüne kadar gibi tırmanmayı makul gösterecek bir şeye evrilirse bu tarihi bir hatadır. Türk İş'in asgari ücrette genel beklentiyi karşılayacak hatta aşacak bir rakam üzerinde imza atması gerektiğini, açlık sınırını kırmızı çizgi yapmakla beklentiyi açlık sınırının biraz üstüne taşıma gibi bir psikolojik meseleye çok tehlikeli baktığımızı, Türk İş'in bu süreçteki mücadelesini ve atacağı ya da atmayacağı imzayı dikkatle takip edeceğimizi de ifade etmek isterim. Siz ne diyorsunuz? Biz söyleyelim, kayda girsin. Temmuz ayında birlikte müzakere ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz asgari ücrette hem geçen yıl ilk 6 ayın verilmeyen enflasyon farkını, bir fark verildi ama enflasyon çok üzerindeydi, hem bu yılın ikinci yarısında şimdiye kadarki enflasyonu, hem yıl sonu enflasyon beklentisini, hem de ananızın ak sütü gibi helal olan son çeyrek büyüme oranını da içeren 10.128 liralık rakamı olmazsa olmaz olarak görüyor ve asgari ücret olarak öneriyoruz. Tabii asgari ücret tartışmasının yanında olmazsa olmaz bir husus daha var. Vergi dilimleri. 2002 yılından bugüne kadar vergi dilimlerinde enflasyon oranında artışlar olsaydı bugün 32 bin lira olan vergi dilimi 80 bin lirada olacaktı. Bugün 70 bin lira olan vergi dilimi de 160 bin lira olacaktı. Ama yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı bazı yıllarda %50 indirim hakkını kullandığı için, geçmişte de Bakanlar Kurulu enflasyon oranında ya da yeniden değerleme oranında bunu arttırmadığı için bugün 32 bin lirayı aşan toplam maaş vergi dilimi atlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 32 bin liralık dilimi 80 bin lira, 70 bin liralık dilimi 200 lira yaparak brüt 10 bin liralık asgari ücrette 15 bin lira vergi avantajı sağlayacak. Yani asgari ücretin %25, %30 üzerinde maaş alanların toplam 17.500 lira daha az vergi ödemesini sağlayacak vergi dilimleriyle ilgili kanun teklifimizi meclise sunduk. Türk İş'in bu süreçte, bütün sendikaların bu süreçte vergi dilimlerinin de hak ettikleri oranda güncellenerek alın tenlerinden haksızca vergi kesilmesine engel olacak bu kanun teklifine sahip çıkmaya, mücadele etmeye davet ediyorum. Bir yandan işsizlik sigorta fonu son konumuz. İşsizlik sigorta fonu işçinin kumbarası. Elbette çocuğun kumbarası gibi düşünün. Çocuğun kumbarasına çocuk harçlığından arttırır atar. İşçinin payı budur. Annesi babası atar, işveren payı budur. Büyükleri atar, kumbara olsun diye devletin payı da odur. Kumbaranın işveren devlet ve işçinin alnı teriyle doluyor olması, o kumbaranın çocuğun kumbarası olduğu gerçeğini değiştirmez. Siz bayram geldiğinde, seyran geldiğinde, yaş günü olduğunda getir bakalım kumbaranı deyip açıp senin harçlığını buradan veriyoruz derseniz o çocuk size isyan eder. Bugün Türkiye'de işsizlik sigorta fonu böyle kullanılmaktadır. İşsizlik sigorta fonuna işverenin para ödüyor olması, o fondan işverenin de istifade ediyor olması gibi abuk bir fikri
hükümet ve işveren Türkiye işçi sınıfına dayatmaktadır. Buna yükselen itirazlar kifayetli noktada değildir. Bu sebepten geçmişte Güney Anadolu projesi, GAP projesine işsizlik sigorta fonundan alınan trilyonların hesabı sorulmalı, peşine düşülmelidir. Duble yollara kullanılan işsizlik sigorta fonunun peşine düşülmelidir. Pandemide işçiye verilen kısa çalışma ödeneği patrona hazineden verirken işçiye kumbaradan verildiği gerçeğini kimseye unutturmamalıdır. Ayrıca elimizdeki korkunç rakam, Ocak'tan Kasım'a kadar işsizlik sigorta fonundan işçiye 11.2 milyar ödenmiş. Ama patronlara 25 milyar lira asgari ücretli çalıştırma desteği ödenmiş. Şimdi hem para kumbara bizim olacak, hem içine para atan atmayan kumbaraya musallat olacak. İşsizlik sigorta fonu alnının teriyle o kumbarayı dolduranların namusudur. Namusumuz gibi koruyacağız, söz veriyoruz.